Ay bana selam varmış. Bana selamlar varmış efendim. Hem de gayet sevdiğim ayıla bayıla izlediğim bir kanaldan selam varmış. Hemen ben like'ımı atayım şuraya. Peki yok mu bir buluşma yapıp birbirimizi dövmemiz? Birbirimizi dövmedik mi buluşup? Herkes kendine bir Pokemon belirlesin. Ya da SmackDown. SmackDown. Allah. SmackDown'a ne diyorsunuz? Ben Rey Mysterio olurum ama. Rey Mysterio ben olurum. Kendinize gidin başka birini dövdük bile. Sizi kafes dövüşüne davet ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım efendim. Şunu bir izleyelim. Aa, bir saniye. Bahçelievler mi? Değil değil mi Bahçelievler? Değil. Bahçelievler değil değil mi? Selam. Bugün balkona çıktım. Çünkü ulusa sesleniş yapacağım. Saygıdeğer Dobitalılar. Lan yok. Bugün çarşamba, klinik kapalı. O yüzden evdeyiz. Balkondan açılış konuşmasını yapayım dedim. Şimdi de bizim bebelerin balkonundayım. Birazdan da zaten dışarı çıkacağız. Tatil günümüz bugün. İstisnasız her muayenesinde ölü taklidi yapan bir çocuğumuz var. Onu izleyeceksiniz. Umarım eğlenirsiniz. Ne? Bu arada bir süredir bir Twitch yayıncısı, Pelin Queen, Ya. bizi takip ediyormuş. Kendisine buradan selam göndermek Evet, istedik. ben Ve de. Pelin'in Aleyküm nezdinde selam. bütün Pelinyonlara, onlar da bizi takip etmeye başlamış. Ya sizi de unut. Yemin ediyorum bana değil de size selam yolladı ya, daha mutlu oldum gerçekten. Ya çok teşekkür ederiz. Ne büyük kibarlık. Ay çok sağ ol. Ne demek? Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Selam olsun efendim. Selam. Biz böyle hayvansever bir yayıncının kanalına, orada ne deniyor Kanal bilmiyorum, kanal. yayınına konuk Kanal olmaktan yayın. gerçekten gurur duyduk. Şimdi gel gelelim bizim Pelinyon'dan. Pelinyon ne ya? Bizim Pelin'den bir isteğimiz olacak. Nedir? Bizim Hemen. mottomuz bilinçli insanlar sağlıklı doğa diyoruz. Bunu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Ve bu doğanın ayrılmaz parçalarından olan hayvanlar da bizim zaten başrol oyuncularımız. Bu kısmı da biliyorsunuz. Şimdi diyeceğimiz o ki, haydi Pelin Queen, sen de bize katın. Ve bütün Dobidalılar gibi sen de bir seslendiriver be çocuklar Tabii. için. Her gün kapıya bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın Pelinyonlar. Sevmek zorunda. Bunu unutan alçak var mı içimizde? İsimlerini al. O öyleleri varsa isimlerini alalım. Efendim ben gerçekten burada şakasına söylemiyorum. Elimden geldiğince. Bu arada tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Var olsunlar. Ne kadar ince, ne kadar kibar bir düşünce. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu sayede bir kez daha duyurmuş olayım aslında. Eğer sizin de etrafınızda duymayan, bilmeyen varsa siz de duyurun, bildirin efendim. Hiç kimse, hani hiç kimseye şey zorlamıyorum. Hiçbir zaman hayatım boyunca zorlamıyorum. İlle de seveceksin, korkun mu var? Korkmayacaksın, bilmem ne falan demedim. Ama sokaklarda yaşıyorlar, açlar. Sağlık imkanları yok. Çok fazla sağlıklı ortamlarda yaşayamıyorlar biliyorsunuz ki. Kediler, köpekler, sokaktaki canlılar, kuşlar aynı şekilde. Mesela benim balkonumda gene bu hafta yavruladılar, uçtular çok şükür. Balkondaki 8. yavruyu uçurmayı başardık annesiyle beraber. Hem annesini hem kendimi tebrik ediyorum tekrardan. Ve balkonumu. Kapılarınıza bir kap su, bir kap mama çok bir şey değil. Akşam yani normalde aslında hiç tavsiye edilen bir şey değil ev yemeği vermek ama aç kalmalarından iyidir. Ekmekle lapa yapabilirsiniz, ekmek verebilirsiniz. Pilavla belki bir şeyler yapabilirsiniz, yedirebilirsiniz. Gerçekten çok açlar, çok yardıma muhtaçlar. Eğer bu konuda yardımcı olabilen izleyicilerim varsa ben hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. İmkanlarınız dahilinde tabii ki de. İmkanlarınız dahilinde mahallenize koyabilirsiniz, edebilirsiniz. Öyle. Ben elimden geldiğince çevreme yetmeye çalışıyorum. Tabii ki de yetebilmek imkansız çünkü kısırlaştırılmıyorlar. Ekstradan ne bileyim işte bazı bilinçsiz kedi köpek sahipleri var. Onlar da kısırlaştırmıyorlar. Hayvanlar çoğalıyorlar gün be gün.
Bu konularda eğer ki bir şey yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Ben bir kez daha Dobby Day'a da çok çok teşekkür etmiş olayım. Bunu dillendirmemi sağladıkları için. Teşekkürler efendim. Biz ayılarak bayılarak izliyoruz. Bunda değilsiniz. Ama onlara zarar verme hakkını da kimse size vermiyor. Bu arada bir yandan düşeceğim diye korkuyorum şu an. Tüm Pelinyonlara ve Dobby Day'lara selam olsun. Ya çok teşekkür ederiz. Haydi gelsin intro. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Hayatta hemen şimdi yazayım. Hemen yazayım. Hemen yazayım efendim. Lan elim ayağım titredi. Doğru yazalım da Dobby Day. Efendim eğer siz de gitmek isterseniz siz de buyurun. Ay bizden de özür dilerim ha. Bizimkilerin tekrar bol bol selamı var. 3 tane. Lan! Oldu tamam. Hadi bakalım. Eğer hiç hareket ettirmezsen sanki peluş oyuncakmış gibi devam edebiliriz. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Yok böyle bir duruş. A bebiş. Sen köpek olduğunu mu düşünüyorsun? Seversin ya. Ha? Ha? Ara ara kusuyormuş. Neden biliyorsunuz? Neden? Leblebi yiyor. Harbi mi? Adana Sadık. Ne yiyormuş? Neden biliyorsunuz? Neden? Leblebi yiyor. Harbi mi? Adana Sadık. Bu arada leblebiden kastım yediği için söylemedim ben. Çocuğun adı leblebiydi. Hakikaten leblebi mi yiyormuş? Gerizekalı. Bilal'ın boğazına kaçar. Bir de peşine su iç. Leblebi Çorumlu mi? Çorumlu şeydi ama Vildan'dı değil mi? Ya Çorumlu gibi algılayıp sana bak. Bu Çorumlu şey var ya böyle baharatlı leblebileri. Biliyor musun? Değil mi? Canım nasıl istedim? Onu... Metin Bey tavşanlının da çok meşhur. Çok meşhur. Kütahya tavşanının da leblebisi çok meşhur. Evet, obye. Peşine kesin su içeceksin hatta. Oo. Oy. Daha bir şey söyleyeceğim. Bir anal kese sıkılırken böyle sakin durulabilir mi ya? Leblebi bildiğiniz ölü taklidi yapıyor şu an. Ya bakar. Hiç ses. Şaka gibi. Hoşuna gidiyor. Daha çıktı mı? Vereyim mi? Nefesimi kesti. Azıcık daha. Açık daha sıkmadan yaşayalım. Hayatım bir hareket mi etsen? Bebişim. Patilere bak. Annem sende hiçbir atraksiyon yok ama. Heykel köpek. Heykel köpek. Ya kırın oğlum çok sakin ya. Sercan Bey bu yaptığınız ne işe yarıyor tam olarak? Metin bu ses tonunu bir daha değiştirirsen var ya. senin bütün kafana kerimcanları koyarım valla. Her girdiğinde kerimcan olarak girersin. Sercan nasıl Bey, bakıyor bakar mısın? Şu anda neden poposuna bir çubuk soktunuz? Anneciğim. Göte cıbık. Artık ateş ölçümü olduğunu öğrenmişizdir ya. Oy. İdeal hastanın ötesinde ideal. Bu arada çok ideal. Az önce kameraları gördüm. Gofreti 3 saniye tutamazsın öyle. 3 saniye. O karartıyı. Evet. Onun ne olduğunu söylemişizdir daha önce. Evet, anal keseyi anlatmıştık daha önce. Şey, radyo programları gibi. Yayına tekrar, ilk defa giren seyircilerimiz için tekrarlar mısınız? Kurban olurum, duruşa bak. İğne vurulurken mi bu kadar sakin? Şurayı konuşalım. Yoğuruyoruz ya, bunu hiç konuşmadık. Keşkül titretmesini vereceksiniz. Sercan bilmiyordur onu. Aa, yok mu? Sen bir oyuncaksın. Keşkül titretmesi. Herkes biliyor şu an bu videoyu izleyen. Nasıl bilmiyor? Geçmiş olsun. Bu ne? Bunu anlamadım ben. İğne vuruldu. Bu ne bu? Kıça böyle bir keşkül titretmesi. Ya çok iyi ya.
Sorunca diyorlar ki ilacın vücutta dağılması için gerekli olan vibrasyon lan. Bırak. Sercan hariç. Ben izlemiyorum. Cem Yılmaz'ın öyle bir repliği. Oha. Ben bunu dünyadaki, özellikle Türkiye'deki herkes biliyor diye düşünüyordum. Herkes ama. Bu arada ne yapıyoruz gerçekten? Onu hasta sahiplerimize de öneriyor muyuz? Gittiklerinde yapsınlar mı? Yabancı bir sıvı veriyoruz deri altına. Normal deri altına sağlıklı bir şekilde emilir. Şu sesin duyulması lazım ya. Söyle bir de. Normalde sağlıklı bir şekilde deri altından emilir ama bizim yaptığımız deri altına masaj bu süreci daha da hızlandırır. Eminim uzun işte sürdüğü vibrasyon muhabbeti söylüyor. İlaç, uygulama ve benzeri etkenleri bölgede yangısal bir reaksiyon şekillenebilir. Bunu önlemek için basitçe yoğururuz bölgeyi. Evet. Orada o böyle yumuşak bir masaj değil. Ciddi ciddi böyle elle hafif orayı bir ısıtma. Bir hareket et, bir şey yap, bir sesini çıkar, ne olur çıldıracağım. Gidiyoruz. Hadi güle güle. Diyeceğiniz bir şey yok herhalde. Kül kaldı. Kül kalmış sadece. Efendim? Kesilecek bir tırnak yok. Geçen sefer de kestiğimi. Yine ben ve yine bir balkon konuşması. Efendim, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hiç hareket etmedik göz göz geldi. Bir de bir kap su, bir kap mama. Artık bunu öğrendiniz diye düşünüyorum. Öğrendik. Haydi kalın sağlıcakla. Yarın akşam 7'de görüşmek üzere. Bir daha yolluyorum. Tatil günümüz olduğu için sahipsiz bebeleri beslemeye gidiyoruz. Kendi bebelerimizi de alıp az önce uyandılar. Görüşmek üzere. Bir şey soracağım. Peki asla hareket etmemesi? Ama yani asla hareket etmiyor. Hiç bak oralı değil. Oralı değil. Umru değil. Gerçekten umrunda değil yani hayvan. İnanılmaz. Gofret çok korkuyor ya. Gofret veterinere gittik mi o kadar mutsuz bir hayvana dönüşüyor ki böyle bir anda. Ya ciddi söylüyorum ama. Böyle bildiğin mutsuz, hayattan bıkmış. Ne bileyim canı sıkılmış bir hayvana dönüşüyor. Garibim hiç mutlu değil garibim. Gerçekten ki suratıyla da bunu her seferinde belli ediyor hiç mutlu olmadığını.